Eko Lojistik, Eko Kadını sunar. Eko Kadın'dan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde ve ilk kadın kanalında sizlerle birlikteyiz. Efendim niye gerçek günden diyorum? Çünkü yarına ilişkin... Bugün ne yaparsanız yapın yarının gerçeğini oluşturacaksınız. Başarılar konuşuluyor, başarısızlıklar konuşuluyor. E, herkes kendisinin başarılı olduğunu veya başkasının kendisini başarılı sayması e, talebiyle ortaya çıkıyor. Fakat böyle bir şey değil. Aslında çok bilimsel. E, belki de ilkokul, e, belki daha öncesindeki yaşlarda başlayan bir sürecin sonucu çıktısı olarak e, ele almak gerekiyor. İşte bu konuda çok ciddi emekler sarf eden bir Vakfı bir kurumu ağırlıyoruz bugün. E, konuğumuz Genç Başarı Eğitim Vakıfı Vakfı Genel Müdürü Sayın Seçil Çelebi. Sayın Çelebi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Efendim e, konuşacak çok şey var ama ben ilk önce e, bu kamuoyunda çok bilinen hani bir şey konuşmaları derler ya... E, ...şimdi burada onu söyleyemiyorum var olmasın <laughs> diye. Fakat e, orada yaptığınız bir konuşmadaki e, bazı vurgularınızdan çok etkilendim. Mesela e, diyorsunuz ki... E, Başarıdan bahsediyorsunuz ama acaba o başarı sizin başarınız mı? Ee, buradan yola çıkalım, şu başarının tanımını bir yapalım mı? Başarının tanımını yapmak biraz zor. Ne hissettiğimizi biraz daha ön plana koymamız gerekiyor. Gerçekten başardım dediğimiz şey bizim içerimiz, içimizde nasıl bir hissiyata sebep oluyor? Bizim beklediğimiz bu muydu? Bizi mutlu eden şey bu muydu? Yoksa insanların çizdiği bir başarı yolu vardı ve biz o yolda ilerledik. İlerlerken düştük. Düştüğümüz için mi üzgünüz? İnsanlar bize başarısız oldun dediği için mi üzgünüz? Biraz maalesef o kalıbın dışına çıkamıyoruz. Bugün yetişkinler olarak bizler de çıkamıyoruz. Çünkü bizim de önyargılarımız var. Bize de öğretilen şeyler var. Dayatılanlar var. Aynen çünkü insanlar için başarılı olmak demek bugün işte başarılı insanlar, başarılı işler, başarılı programlar baktığınızda bir sürü şey var ama bunların her birinin kriterlerini başka insanlar çiziyor. Bugün başarılı bir baba, başarılı bir anne dediğinizde neyi kastettiğimizi bile belki de bilmiyoruz. Çok sürecektif değil mi? herkesin ama bir doğrusu var ve herkesin sizi çekmeye çalıştığı bir taraf var çünkü onlara göre onların kabul edebildiği sınırlara göre belki de yaşamak zorunda kalıyoruz ama hayır bir dakika ben bir şey yapıyorum ve ben bunun sonucunda kendimi nasıl hissediyorum bir yarışmaya katıldım yarışmanın ölçütleri var ve ben bu yarışmanın ölçütlerine göre başarılı bulunmadım bu benim yaptığımın işin, bugüne kadar elde ettiğim tüm deneyimin, o yarışma sürecince aldığım tüm e, yaşadığım tüm güzelliklerin kötü olduğu anlamına mı geliyor? Tabii ki değil. Kapatalım, koyalım bir köşeye çünkü neden işte ben e, finale çıkamadım. Ama bütün deneyimimi de silip atamam. Hayır, bu da benim için başka bir şeydi. Ben bunu da cebime koydum. Benim istediğim yolda ben devam ediyorum. Ben kendimi gerçekleştiriyorsam. Başarılıyımdır demek çok daha iyi. Biraz bir daha Bir yolculuk aslında değil mi? Doğru anlıyorum. Kesinlikle. Ee, ama insanların çizdiği kalıplar dışında bir yolculuk. Kimsenin bize söyledikleriyle hareket etmememiz gereken belki de bir yolculuk. Hepsini kulağımıza, cebimize, kefemize alıp sonrasında yine de kendi inancımızla devam etmemiz gereken bir şey. Yoksa altından kalkamayız hayatım bence. İşte galiba toplumdan topluma değişiyor değil mi? Yani çok uç bir örnek vereyim. Siz oradan ne olur yürüyün. Ee, mesela bütün meslekler bir kere alın teriyle yapılan bütün işler kutsaldır. Fakat e, Türkiye'ye geldiğinde ön yargıların çok fazla olduğunu söylüyorum. Şimdi meslek ismi söylemeyeceğim de e, çok harcı alem görünen bir e, işle e, işte bir CEO'nun ...yurt dışında akşam olduğunda aynı tiyatroda, aynı restoranda... ...tabii bu biraz gelir seviyesiyle de alakalı ama... ...aynı tiyatroda, aynı e, restoranda o e, sosyalleşmeyi paylaşabildiğini görüyorsunuz. Bu aslında her ikisinin de başardığını gösterir bir anlamda. Sosyal hayatında eşitleyebilmesi. Bizde çok uçurum var. Çok fazla o meslek, bu meslek falan gibi yargılar var... Ee, bu toplumsal bir şey mi yoksa eğitimsel bir şey mi? Bu ciddi bir sorun <laughs> bence baktığınızda çünkü şöyle bir şey var. Bugün yapılan birçok araştırmada görebiliriz ya da hiç hani araştırmaya bakmaya gerek yok. Çevremizdeki insanlara sorduğumuzda bize hemen hızlıca dört tane meslek sayıyorlar. Diyorlar ki meslek deyince aklınıza ne geliyor? Öğretmenlik, mühendislik, doktorluk, avukatlık. Beşinci yok. Bu kadar yani bunu hangi topluma giderseniz gidin ilk dörtte bu sorunun cevabı karşınıza gelir. E bunun dışındaki insanlar e yani bir insan doktor olmadı ama baktığımızda bugün konuştuğumuz bir gerçek var. Bugün ilkokuldaki çocuğumuzun ne olacağını bilmiyoruz. Evet. Ben buna göre çocuğumun doktor olmasını nasıl düşünebilirim? O dörtmesin iki buçuğu kesin yok. Yoklar Gelecekler. Yani şekil değiştirecekler yapısı değişecek ee, bizim bildiğimiz kalıpların dışına çıkmazlarsa zaten bizim o gözde mesleklerimiz hani çok da ayırt ederek söylemek istemiyorum sonra kızmasın insanlar bana ama o gözde mesleklerimiz bir bakacağız. Yok, ben çocuğumu niye yetiştirdim diye ağlayan insanlar karşımıza çıkacak ondan sonra. Benim benim hayalim ve benim başarı kriterim bu değildi diyecek o anne çünkü o zaman. O da başarısız olacak kendi <laughs> gözünde. Çünkü o da subjektif. Yanlış bir yerden bakıyor. Şimdi siz tabi bunlar tespitler ama e, bunu e, herhalde şimdi konuşuyoruz. Hiçbir şey yapmazsak bir 10 sene sonra da konuşuruz. Fakat siz konuşmayı bırakmışsınız. Başka bir şey yapıyorsunuz. Özellikle e, gençler ve çocuklara konsantre olarak e, girişimcilik felsefesi üzerine ki girişimciliği lütfen e, salt müteşebbis olarak algılamasın izleyicimiz. E, bu bir mantalite. E, bunun üzerinden e, bir eğitim formatı veya bir yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Hı hı. Önce niye gençler ve çocuklar çok önemli onu biraz açalım. Evet şöyle gençler ve çocuklar özellikle de hatta çocuklar eğitim için bir şeyler aktarmak için zihin yapılarını oluşturabilmek için en elverişli çağlarındalar ve doğal olarak da biz eğer çocukları motive edebilirsek onların yeteneklerini ortaya koyabilirsek o zaman ileride hayal ettiğimiz güzel noktalara, başarılara ülkemiz açısından da yetişebiliriz, ulaşabiliriz. Ama öteki türlü belli bir dönemden sonra çocukları eğitebilmek, onlara belli bir kültürü verebilmek mümkün değil. Bugün bunu biz söylemiyoruz. Bugün bunu yapılan tüm araştırmalarda karşımıza hatta daha da riskli olarak söylüyor. Yani ilk 3 yaşa kadar verebileceğiniz şeyler var. 5 yaşa kadar, 7 yaşa kadar. Sonrasında siz o ektiğiniz tohumların meyvelerini almaya başlıyorsunuz. Yani biz agucukla geçirdiğimiz süreç aslında o bireyin geleceğinin şekillendiği yer. Sünger gibi aldıkları süreç. Çok tazeler çok kapıları açık sizden bir şey onu bunu zaten karşılaşıyoruz da sürekli soru soruyor. Sürekli merak ediyor çünkü taptaze ve hiçbir bilgi yok içeride ve biz onlara o merak duygusunu hatta o güdü diyebiliriz belki de o güdüyü daha da tetikleyecek daha da onun bunun üzerine gitmesini sağlayacak şekilde cevap verirsek o zaman bu çocuklar işte bugün bir şeyleri inceleyen, sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye çalışan insanlar olurlar. Ama e, Hayır sus otur nereden çıkartıyorsun bunları öf yine mi soru soruyorsun senle uğraşamayacağım gibi şeylerle biz bunları öldürürsek o taptaze yani yeni çıkacak yeni yeşerecek olan dalları zaten daha çıkarken o hani vardır ya kahverengi kurak ee, solmuş dallar o hale biz daha yetiştirirken getiririz. Peki e, bunu yapma metodunuz var onun içeriğine geleceğim neler yaptınız ama e, biraz hem sizin vakıf ne yapıyor bu aşamada biraz onu açmak isterim. Hem de bunu anlattıktan sonra bu yapılanların yapılanların içeriğine gireceğim. Hı hı. Ee, yani amacınız ne? Niye çıktınız onu bir <laughs> soruyorum. Ee, sonuçtaki mukayeseyi yaparsanız sevinirim. Yani bu eğitimi alan çocuklar, veliler neyle size tepki veriyorlar? Müspet, menfi. Şöyle ilk tepkiden de bahsedeyim e, velilerimizde ya da e, çocuklarla özellikle çalışacak olan gönüllerimizde de ilk beraber çalışmaya başladığımızda ya onlar çok küçükler finansal okuryazarlığı öğretmeye çalışıyoruz. Ya bir dakika ilkokuldaki bir çocuk anaokulundaki bir çocuk nasıl finansal okuryazarlık öğrenebilir? E, bazen yurt dışında yaptığımız çalışmalarda bile bununla karşılaşabiliyoruz. Diyorlar ki onlar çok masum yapmayın <laughs> e, ama şöyle bir şey var. Bu çocuklara biz okulda tüketmeleri için harçlık veriyor muyuz? Bitti. Ortada para var. Nokta. Biz düşünsenize çocuğun eline nasıl kullanacağını bilmeyeceği bir alet veriyoruz. Bunu çok büyütmemek lazım. Yani bir sürü alet veriyoruz ve ona bunu yapma şunu yapma diyoruz. Neden para için ben onu yapma bunu yapma şöyle yaparsan daha iyi olur bunu bu şekilde daha verimli kullanırsın diye anlatmayayım. Parayı biraz kirli görüyor herhalde ebeveyn. Masum Dediler ya. <laughs> yani. Masumiyet deyince tabii biraz kirli görüyor olmaları lazım. Aynen öyle ama hayır bu bu bir araç sadece ve çocuklara eğer bunu iyi aktarabilirsek ileride e, ister bir yerde çalışsın ister kendi girişimini kursun. Para'nın amaç değil araç olduğunu hissederek devam eden nesiller de oluşmaya başlayacak. O zaman hayallerini, hedeflerini, e, amacını gerçekleştirmek için uğraşan insanlar olmaya başlayacaklar. Bir an önce para kazanayım ve hayatımı değiştireyim değil. Ben bunu kazanırım, kendimi gerçekleştireyim. Siz aslında zengin olma kriterini ortadan kaldırıyorsunuz. Bir şey ol. Aynen öyle. Para para bunun için sadece senin kullanabileceğin tekrar söylüyorum lütfen bir araç olsun ama bunu iyi kullan. İlk ama tepki bunu bu, da erken yap. Bu ilk tepki. <laughs> bu ilk tepki. Sonra sonrasında doğru söylüyorsunuzla <laughs> devam eden bir süreç var. Evet çocuktaki farkı görüyor. Çocuğu izlemeyi ve çocuğu anlamayı görüyorlar. Şimdi e, ilkokuldaki çocuklarla yaptığımız çalışmalarda biz derslerle on derslerde onlarda Oyun oynuyoruz ama oyunların arasında onlara kavramlar aktarıyoruz. Ama bu kavramların öncelikle onlardaki yansımasını öğrenerek başlıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bunun için diye. Ve biz e, örnekleri veremeyeceğim ama e, evdeki bir sürü hikayeyi okulda onlardan dinliyoruz ve onlar bizim yaptığımız hatalara gülerek arkadaşlarıyla paylaşıyorlar. Hmm. Bir saniye ben diyor anlatayım size bir anımı. Bunu ilkokul üçüncü sınıftaki öğrenciler söylüyor. Anısını anlatıyor. Aynen öyle. Size <laughs> anısını anlatıyor. Boyu bu kadar. Yani bizim yaşadıklarımızdan farklı bir şey yaşamıyor. Ve onlar dışarıdan ve daha yine saf ve temiz beyinler oldukları için daha iyi gözlemliyorlar. Ve e, annesinin, babasının, abi, abla fark etmez. Hepsinin hatasını direkt alabiliyor ve bunun yanlış olduğunu yapmaması gerektiğini görüyor. Marka karşılaştırması yapıyor bu çocuklar satın alımlarını yapmadan önce. Araştırmalarını yapıyorlar ve biz bu noktadayken onlara bu bilgileri verirken eğer veliyi ikna edemezsek o zaman bu çocuklarla iki saat oynamış oluruz. Sadece o kadar. O yüzden veliyi ikna edebilmek, veliye okulda yapılan çalışmaların iyi olduğunu ve sürdürülmeleri gerektiğini anlatabilirsek o zaman süreç Akmaya başlıyor. Peki bu e, içeriye de biraz açacağım. Çünkü hı hı. başlıklar var ama önce vakfın derdi ne? <laughs> çok güzel. E, şöyle şunu söyleyebilirim. Biz hem çalışanlar hem mütevelli hayatı olarak gerçekten girişimci bilinci ve erken yaşta gençleri ve çocukları eğitmeye çok inanan bir ekibiz. Bunu dediğimiz gibi hem heyet hem ekip olarak çalışan ekip olarak yapıyoruz ve diyoruz ki evet bugün bizim amacımız işte girişimcilik sizin demin özellikle vurguladığınız gibi kavramını sadece insanların işlerini kurdukları kavramdan çıkartıp girişimci zihin yapısında bir nesil yetiştirebilmek için çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de ülkemizdeki de Globaldeki birçok farklı kaynağı, metodolojiyi kullanarak yapıyoruz ve herkes bunun içerisinde belli bir emeği vermekten kaçınmıyor ve büyük bir keyif alıyor. Bizim en büyük şeyimiz esasında buna inanmak. Bakanlıklarla da koordineli çalışıyorsunuz. Ke bir kesinlikle, kesinlikle. Peki e, hadi biraz açalım. <laughs> öğrenme temelli eğitim programı. Çok hoşuma gitti ismi ama ne? Şöyle yaparak öğrenme. Temelli hatta ee, orada şöyle bir şey var. Çocukları artık bugün karşınıza alıp da e, hatta biraz daha uzun bir zaman bile söyleyeyim size 10 dakikadan fazla bir şey anlatabilmeniz, anlatarak bizim klasik eskiden öğrendiğimiz yöntemlerle aktarmanız ve öğretmeniz artık mümkün değil. Çünkü çocuğun beklentisi sizin onun karşınızda ona bir şeyleri her yerden öğrenebileceği şeyleri Aynı şekilde anlatmanız değil. Çünkü bugün bu çocuk biliyor ki bunu okursa öğrenir. Bugün bunu çeşitli videoları izleyerek, Türkiye'den de yurt dışından da ulaşabilir, öğrenebilir ve artık okumaktan daha farklı bir kaynağı var onun izlemek. Çünkü biz onları öyle yetiştirdik, her yerden görsel saldırılara maruz bıraktık ve onun öğrenme tarzını değiştirdik. Ona kızamayız şimdi video izleyerek öğrendiği için. Biz yaptık. Çağ yaptı biraz. Gerçek bilgi alıyorsa da çok sıkıntı değil. Aynen biz ona şeyi öğretebiliriz. İşte bu kritik bir şey. Öğretmenlerimizle de biz bunu çalışıyoruz. Biz onlara mentor olmalıyız. Nereden bilgiyi alabilir? Nasıl öğrenebilir? Öğrendiğini nasıl kullanabilir? Bu biraz daha önemli ve yaparak öğrenme dediğimiz şey de esasında burada devreye giriyor bilgiyi analitik zeka ile bütünleştirmeyi başarmamız gerekiyor. Doğru. Aynen öyle. Mı? Bilgiyi kullanması bu çocukların matematikten korkması için hiçbir sebep yok. Okulda neden matematik öğretmenleri korkulan öğretmenler? Çünkü onlar için matematik problemi diye bir kavram var. Hayır, matematik bir çözüm yöntemi. Biz eğer çocuğa bunları kavramlarıyla ne işe yaradığını anlatarak matematik laboratuvarlarıyla anlatabilirsek. O zaman bunlar çocuklar için zaten yöntem yine söyleyeceğim alet haline gelecek ve bunları kullanmaya başlayacaklar. Ama biz çocuklara verdiğimiz kitapların üzerine matematik problemi yazarsak o çocuğun algısını da zaten onu farklılaştırmış oluyor. Eğitimcileri değiştirebileceğiz mi? Ben yani ben size benim oğlumun okuluna böyle kutular astırmıştım. Ee, ...yani onun icraatıydı... ...hepsinin üstüne özellikle çözüm kutusu yazmıştık... <laughs> ee, ...hepsini şikayet kutusu olarak değiştirdiler... ...şimdi eğitimciyi değiştirebileceğiz mi? Ee, ...şöyle biz e, öğretmen eğitimleri yapıyoruz... ...ve öğretmen eğitimlerinde öğretmenlerimizle beraber... ...birçok farklı kavramı çalışıyoruz... ...ve e, evet tabii ki bu değişmesi gereken bir süreç... ...bizler açısından da öyle... ...bizler yıllarca aynı metotlarla öğrendik... ...ve bu bizim elimizdeki güç nasıl vereceğimizi yıllardır öğrendiğimiz sistem Değişim her zaman zordur. Değişim her zaman sancılıdır. Ama öğretmenlere ulaşmamız gerekiyor. Öğretmenlerden öncesine ulaşmamız gerekiyor. Eğitim fakültesindeyken bu insanlara ulaşmamız lazım. Çünkü o çocuklar, o gençler mezun olduğunda eğer o gönüllü, o verme, o öğretme isteğiyle biz onları eğitmiş olarak mezun edersek o zaman zaten o işin başına geçtiklerinde standartın ötesinde başlayacaklar. Çünkü onlar bunun inancıyla zaten başlamış olacaklar ve bunun açısından da hani bu gayet de yapılabilir bir şey. Biz bugün öğretmenlerimize tasarım odaklı düşünmeyi anlatıyoruz ve onlara diyoruz ki bakın tasarım dediğinizde lütfen aklınıza şekilsel tasarım gelmesin. Düşünsel tasarımı öğretmeye çalışıyoruz. Asıl yeni ekonomiyi anlatıyorsunuz onlara anladığım kadarıyla. Yani sadece eğitmenlere değil çocuklara da gittiğiniz yerde yeni ekonominin gereklerini anlatıyorsunuz. Çocuklara yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Öğretmenlere anlatıyoruz <laughs> ki öğretmenlerimize de eğitimlerimizde e, interaktif metotlar demeyeceğim, simülasyonlarla anlatıyoruz. Orada bir avantaj var ama Hı -hı. çok genç bir öğretmen kuşağı da var. Aynen. Onları da çok e, rahat bu şeye adapte edebiliriz. Çok da şanslıyız bu konuda e, çünkü baktığınız zaman hem gençler hem de o dinamizm var ama eski öğretmenlerimizi e, yani belli bir deneyime sahip olan öğretmenlerimizi bunu aktardığımızda da onlar yeni gelen kuşağı da öğretmenler odasında eğitmeye devam ediyorlar. O da çok önemli bir oda. Hmm, o oda doğru, kitapların paylaşıldığı, o oda fikirlerin paylaşıldığı bir oda. Biz o odaya neler taşıyabilirsek? ...hangi konuları taşıyabilirsek o odadan çıkan öğretmen de öğrencisini onu taşır. Aslında gördüğüm kadarıyla vakıf e, Türkiye'deki Türkiye'nin geleceğini hazırlıyor gibi okullarda anlatmaya çalışıyor. E, bu çok önemli, çok da kıymetli bence. E, Teknik tek şöyle bir açacağım e, ama... E, size anlatırken bir şey geldi aklıma ve o konudaki fikrinizi, tespitlerinizi mutlaka tecrübelemiştinizdir. Dediğiniz ya 10 dakika anlatabiliyorsunuz. Hmm. Şimdi, Bizim, sizin değil bizim, bizim yaş grubunda e, bunun bir standardı vardı 20 dakika insan konsantrasyonu, o 10 dakikaya indi. E, bunda bu YouTube'lar şunlar bunlar onların mı çok yani çünkü dikkat ediyorum o e, videolar da hep 10'ar dakikalık videolar. Onun mu etkisi var? Şöyle 10'ar dakikalık olmak zorunda kaldılar. <laughs> ha onlar 10 on dakika olduğu için böyle değil. Artık onlar 10 dakika, dakika olmak zorunda kaldı. Tabii 2 dakika, 3 dakika daha da kısaldı. Bizim e, şeyleri hatırlayın. İnsanlarla işte o iletişim eğitimlerinde ön yargıların oluşma süresindeki saniyeler ne kadar kısalıyorsa Bizim hayatımızı yaşama süreçlerimiz kısalıyor. Bizler otobüslerle yolculuk ederken bizler artık uçakla yolculuk ediyoruz. Her yere gideceğimiz zaman daha az. Her şeyi hesaplıyoruz. Ve toplu taşımada bile ne kadar zamanda gideceğimizi önceden telefonumuzdaki aplikasyonlarla hesaplıyoruz. Ona göre çıkıyoruz, ulaşıyoruz. Dakika işte 5 dakika ya da 2 dakika arasında önce olabilir miyiz? Oradan çıktığımızda ne kadar zamanda diğerine yetişiriz diye ulaşıyoruz. Zaman bu ve doğal olarak eğer bir şeyler elde edeceksek ve bu bilgi e, bilgi olduğunu düşünsek bile, evet kısa zamanda, çok en, iş Aynen lazım. öyle en iyi en fokus en odak noktayı bularak hareket etmemiz gerekiyor. Bütün iş modellerinin değişmesinden, mesajların, marka yönetiminin her şeyin değişmesinden bahsediyorsunuz çok da değil. 10 sene, yani bu yetiştirdiğiniz kuşaklar 10 sene 15 sene sonra aktifler. Ee, bunu biraz konuşalım. Şimdi birazdan bir araya gideceğim ama araya gitmeden önce en azından e, şu başlıkları biraz açmak istiyorum. Mesela çocukların iş hayatına hazırlanmasından kastettiğiniz şey nedir? Şöyle çocuklarımız mezun olacaklar hı hı. ve e, mezun olduktan sonra alternatiflere bakarsak çalışmak ya da Çalışmamak ya da çalışamamak <laughs> Tabii, gibi kavramlar. O üçüncüsü sıkıntılı bir e, Maalesef ve bugün baktığımızda e, bir grup gencimiz çalışmak istese de çalışamayacaklar. Ve şöyle bir şey var ileride onların yapacağı her işe her dinamiğe hazır çocuklar yetiştirmeliyiz değişimi ayak uydurabilen çocuklar yetiştirebilmeliyiz. Demin mesela şeyden bahsetmiştim. Hangi mesleklerde çalışacaklarını bilmiyoruz. Bu çok klişe oldu artık. Çok söylenen bir şey. Çünkü her gün değişiyor. Artık hani inanılmaz yeni ve hatta güldüğümüz yani böyle beyin fırtınası yapsak oturup kahkahalarla güleceğimiz meslekler ileride olacaklar büyük ihtimalle. Çünkü yıllar öncesinde de çeşitli ürünlere gülüyorduk. Aynen öyle. <gülüyor> ve bugün gayet güzel kullanıyoruz onları. Bu meslekler için de geçerli olacak. Eğer biz çocukları o değişime ayak uydurabilen zindelikte o zihin yapısında yetiştirmezsek ve çocuklar belli kalıplarla çıkarsa o zaman biz zaten daha baştan o çocuğu kaybetmiş oluruz. Bugün e, bunları söylemek biraz üzücü ama tamam işte bahsediyoruz endüstri 4.0 diye önümüzde bir kavram var. E, fakat ülkemizin kalkınmasında çok büyük etkisi olan e, kobiler buna ne kadar hazırlar diye birçok çalışma yapılıyor bugün. Birçok kurum kobileri bu alanda zenginleştirmek için uğraşıyor. Kobilerin yöneticileri, içerisindeki ekipler bundan ne kadar haberdar? Arge yatırımı yapmaya ne kadar müsaitiz? Biz sadece ürünü üretmek ve bir an önce satmak için çalışıyoruz. Satabilelim diye bir an önce uğraşıyoruz ve bunun içinde eski yöntemleri kullanmaya çalışıyoruz. Hayır bu artık kabul edilmeyecek. Bunu biraz konuşmaya devam edelim ama kısa bir ara vereceğim. Aranın ardından devam edelim. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Ee, aslında bir istatistik var. Ee, şu anda Türkiye'de gençlerin içinde ne okula giden ne de bir yerde çalışan yüzde 26'lık bir nüfus var. Anladığım kadarıyla siz bunu da hedeflemişsiniz. Bu oranı bizim düşürmemiz gerekiyor. Ee, bu yaptığınız iş bence bununla ilgili çok önemli bir adım. Konuşalım kısa bir ara aranın ardından burada olacağız. Ekol Lojistiğin sunduğu Eko Kadın devam edecek.